Arkadaşlar herkese merhaba, selamlar. Arkadaşlar Kıbrıs'ta eşime araba çarpmıştı. Size onun olayına ve halen hiçbir şekilde sonuçlanmamasına size anlatacağım. Çok sinirlendim bir an, özür dilerim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Benim eşim Burger King'de çalışıyordu. Girne Karakum'da Burger King'de çalışıyordu. O gün de ben de orada çalışıyordum ama o gün ben izinliydim. O da işte karşıdan karşıya geçecekti. Ben de kafede falan bekliyordum sanırım. Yaya geçinden geçerken araba çarpıyor. Tamam mı? Yağmur yağıyor. Açalım. Bir saniye. Yaya geçinden geçerken araba çarpıyor. Tamam. Yani normalde Kıbrıs'ta şey güzel. Yaya geçidine geldin mi arabalar duruyor. Sana izin veriyorlar. Yani o sıra arabalar durmuştu. Kendisi geçerken de kadın benim eşime çarptı. Sonra bak beni aradı tabii. Ben hemen gittim baktım hatunun gözü yüzü her yeri şişmiş, hastaneye falan filan. Sonra da işte şikayet mikayet ettik. Tamam mı? Lan 2,5-3 yıl oldu. 2,5-3 yıl. Yani öyle bir avukat tuttuk, sonra avukat olmadı, başka avukat tuttuk, tamam mı? Adamın ismi Hüseyin, tamam mı? Ya aslında size şunu söyleyeceğim, bir avukata şikayet etme olasılığımız var mı arkadaşlar? Lan adamı arıyoruz, adam açmıyor. Adam bize bir kere olsun bizi şeye çağırmadı, davaya çağırmadı. Gelin çıkın, lan 2,5 yıl, 3 yıl olacak. Bir kere bile çağırmadı. Adama bak geçen konuştuk. Adama dedim ki karşı tarafın suçu ne dedim. Ne suç aldı dedim. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Adam diyor ki işte dava sonuçlandı. İşte gittik baktık falan filan diyor avukat. Adamlar 100 sterlini teklif ettiler. Abicim neyin 100 sterlini? İşte hanımefendi maddi manevi anlamda bir sıkıntı olmadığı için tazminat olarak sadece 100 sterlin verdiler dedi. Ben de teklifi kabul etmedim dedi. İyi de yani bu işler böyle mi oluyor arkadaşlar? Bir de Kıbrıs'ta İngiltere'nin kanunları geçiyor. İngiliz kanunları. Yani böyle bir şey mümkün mü? Adama diyorum ki peki karşı taraf dedim ne ceza aldı? Çünkü birine yaya geçidindeki birine çarpıp mahkemeye çıkıp 100 sterlin önermek normal bir şey mi dedim. Ya bu normal bir şey mi diyorum. Adam diyor ki karşı tarafın ne ceza aldığını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ya bu normal bir şey mi ya? Hani şu an cümle kuramıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Biraz canım sıkıldı bu olaya. Adamı arıyoruz. Adam açmıyor. Avukat mı tuttuk? Kimi tuttuk? Biz de bilmiyoruz. Yani kolay mı ya 3 yıl? 3 yıl kolay mı? Hani hiçbir sonuç yok. Adam davaya gidiyor. İşte diyor ki 150 sterlin yaptılar. Ya abicim böyle oluyor mu ya? Ne bu ya? Yani bu normal bir şey mi arkadaşlar? Zaten avukat bak normalde bugün de 2 gün önce şeyimiz bugün kaçı bilmiyorum. 8 Kasım'da yine dava varmış. İşte dedi ki 8 Kasım'da inşallah olacak bir şeyler dedi. Abi adam ne bize arıyor, ne bize mesaj atıyor, ne telefonlarımızı açıyor. Yani biz adama da parasını da verdik. Yani niye böyle bir durum var? Kıbrıs'ta ben anlamadım. Hani varsa bu konuda fikri olan, yardımcı olan arkadaşlar çok minnettar olurum. Yani bir de normal mi arkadaşlar ya? Yaya geçidinde birine çarpıyorsun. Ulan avukat karşı tarafın ne ceza aldığını bilmiyor. Yani aklıma başka şeyler geliyor. Ne ceza aldığını bilmiyor. Avukat ne bizi arıyor. Ne hiçbir sonuç yok. Yani bu kazada trafik cezaları kazalarında böyle mi oluyor? Öyle bir durum yaşandı arkadaşlar. Halen bekliyoruz. Yani bakalım eğer olursa dosyayı alacağız bu adamdan. Başka bir avukata vereceğiz. Bakalım o bizi ne kadar süründürecek. Eğer fikri falan olan varsa arkadaşlar bu konu hakkında bir düşüncesi falan olursa çok minnettar olurum. İyi günler.